Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Pek muhterem aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü iyilikler, ikramlar, ihsanlar, güzellikler üzerimize olsun. Bünyan ilçe müftülüğü olarak sosyal medya sohbetlerimizin ilkinde beraberiz inşallah. Bu vesileyle bugün sizlere besmelenin önemi, besmele ile ilgili ayeti kerimeler ve Peygamber Efendimizin hayatından besmele ile ilgili hadis-i şerifleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım inşallah. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bir peygamberin bir kraliçeye yazdığı mektubu anlatan muhteşem bir kıssa vardır. Bu kıssada besmelenin kadim tarihine dair önemli bilgiler yer alır. Kıssa özetle şöyledir. Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan muazzam bir ordu, büyük bir düzen ve disiplin içinde yola çıkarlar. Karınca Vadisi'ni henüz geçmişlerdi ki, ordunun kudretli komutanı Hazreti Süleyman, Hüdhüd isimli kuşun orada bulunmadığını fark eder. Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı diye sorar etrafındakilere. Ancak kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Kendisine haber vermeden uzaklaşan bu kuş Hazreti Süleyman'ı çok öfkelendirir. Eğer bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirmezse ya onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya da kafasını keseceğim der oradakilere Hazreti Süleyman. Neyse ki çok geçmeden Hüdhüd Hazreti Süleyman'ın yanına çıka gelir. Üstelik kendisini affettirecek önemli bir haber getirmiştir Hazreti Süleyman'a. Ve şöyle der: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Yemen taraflarındaki Sebe'den sana sağlam bir, kesin bir haber getirdim." der. Ve şunları anlatır Hazreti Süleyman'a: "Ben Sebe halkına hükümdarlık eden, kendisine her şeyden bolca verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını süslü göstermiş ve böylece onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar." der. Bunun üzerine Hazreti Süleyman Hüdhüd'e, "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız." der ve ona bir mektup verir. "Benim şu mektubumu götür ve onlara ver. Sonra da yanlarından ayrıl. Ne sonuca varacaklarına bak." diye emreder. Hüdhüd mektubu alıp vakit geçirmeden Sebe kraliçesi Belkıs'a ulaştırır. Mektubu alan Belkıs, halkının ileri gelenlerini toplayarak mektubu okumaya başlar. Mektubun ilk cümlesi şöyledir: "İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim." Neml suresi 30. ayet. Mektup Süleyman'dan gelmekte, Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bu çarpıcı olay, İslam'ın en önemli sembollerinden olan Besmele'nin ne kadar uzun ve köklü bir tarihe sahip olduğunu gösterir bizlere. Hatta bu kutlu cümle, Hazreti Süleyman'ın mektubundan önce Hazreti Nuh'un dilinde de görülür. Kendisine iman edenleri tufandan kurtarmak için onlara gemiye binmelerini söylediğinde Hazreti Nuh'un dudaklarından besmele dökülür. Ve gâlerkebû fîhâ bismillâhi mecrâhâ ve mursâhâ
İnne Rabbi le gafurur rahim. Nuh, haydi gemiye binin. Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Bu geminin durması da hareket etmesi de Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir der. Hud suresi 41. ayet-i kerimede Nuh aleyhisselamın dilinden besmele bu şekilde ifade edilir. Kardeşlerim, o halde besmele nedir? Besmele deyince aklımıza ne geliyor? Besmele genel anlamda hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın, özelde de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler aracılığıyla nesilden nesile aktarılan bir prensiptir. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti de besmele değil midir? Fatiha suresi ve onunla beraber Kur'an-ı Kerim'de bulunan 114 sure var ki 113 tanesi besmele ile Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adı ile başlamaktadır. Kardeşlerim, ne kadar manidar ki Kur'an'da ilk nazil olan ve İslam vahyinin başlangıcını teşkil eden Alak suresinin ilk ayeti de aynı şekilde besmeleyi ihtiva eder. İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku. Buradaki yaratan Rabbinin adıyla oku, aynı zamanda Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını anmayı, besmeleyi de aynı şekilde ihtiva etmektedir. Kardeşlerim, İster dünyevi olsun, ister uhrevi olsun, bir Müslüman her meşru ve anlamlı işinin öncesinde besmeleyi okuyup Allah'ı anmakla Allahu Teala'nın ilahlığını, kendisinin de aynı zamanda ona kulluğunu ifade etmiş olur. Müslüman besmele çekmekle kendi adıma veya başka bir varlık adına değil, sadece Allahu Teala adına onun rızasını kazanmak umuduyla ve onun izni çerçevesinde bu işi yapmaya başlıyorum demiş olur. Bir işe başlarken besmele çekmekle biz aynı zamanda şunları söylemiş oluyoruz aziz kardeşlerim. Ben bu işi Allah sayesinde yapıyorum. Ondan aldığım güç, ondan aldığım akıl, ondan aldığım nimet, ondan aldığım beden sayesinde yapıyorum. Yani o Allah ki bana rahmet etmemiş olsaydı ben bu işi başaramazdım. Onun için besmele bu manada Allahu Teala'ya bir teşekkürdür değerli kardeşlerim. Yine besmele bir başka anlamıyla Ya Rabbi senin yardımını istiyorum duasıdır aynı zamanda. Ya Rabbi, ben bu işi yapıyorum. Sana da haber veriyorum ki sen yardım edesin, sen yetişesin, sen bu işe el katasın demektir aynı zamanda. Kardeşlerim, besmelenin müminler için önemini anlatan bir hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kullu kelamin ev emrin zibalin la yuftahu bi zikrillahi azze ve celle fehuve abtar ev gal akta. Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir, sonuçsuzdur. Onda hiçbir hayır yoktur. Hadis-i şeriften anlaşıldığına göre anlamlı her işin ve sözün başlangıcında Yüce Allah'ın hatırlanması, o işin manevi değerinin ve bereketinin artmasına, ayrıca hayırlı ve güzel şekilde neticelenmesine vesile olur. Besmele'nin okunmadığı işler ise bereketten mahrum ve güzel sonuçlardan uzak olur. Şu halde besmele her hayrın anahtarıdır. O halde hangi işte besmele çekmeliyiz kardeşlerim?
Besmele'nin hangi tür söz, hareket ve işlerde okunacağını öğrenebilmek için hadislerde geçen ve okumuş olduğum hadis-i şerifte geçen zibalin, zibal terkibi büyük önem arz eder. Buna göre anlamlı, önemli, bilinçli ve meşru bütün işler başlangıcında besmele çekilmesi gereken işlerdendir. Yemek yemekten konuşmaya, abdest almaktan namaz kılmaya, hayvan kesmekten Allah yolunda savaşa gitmeye varıncaya kadar anlamlı her davranış bu hadis-i şerifin kapsamı içerisindedir. Diğer yandan suç ve günah sınıfına giren söz ve eylemlerden önce besmele çekilmesi ise uygun ve doğru bir davranış değildir. Müslümanlara her vesileyle besmelenin önemini hatırlatan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi de tüm işlerinde besmele okurdu. Mesela yemek yiyeceği zaman besmele çeker, insanlara da şu tavsiyede bulunurdu. İza ekale ehadukum taamen, sizden biriniz yemek yiyeceği zaman, yemeye başlayacağı zaman felyekul bismillah. Bismillah, Allah'ın adı ile başlarım desin. Fe in nesiye fi evvelihi, yemeye başlarken besmele, bismillah demeyi unutursa felyekul, şöyle desin. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin diyerek bizlere tavsiyelerde bulunurdu. Yine Peygamberimizin buyurduğuna göre İza dehalel raculu menzilehu, kişi evine girdiği zaman fezekerallaha inde duhulihi, eve giriş esnasında Allah'ı anar besmele çekerse ve inde taamihi, ve yemek yiyeceği zaman Allah'ın adını anarsa gale şeytan. Şeytan avanelerine, yardımcılarına şöyle der. La mebite lekum ve la aşa. Size burada gecelemek de yok, akşam yemeği de yok. Kardeşlerim, sahabeden Cabir bin Abdillah, Allah Resulü'nün kendisine şu tavsiyelerde bulunduğunu nakleder. Aglik babeke, evine girdiğin zaman besmele çekerek kapını kapa. Vezkur ismallah, Allah'ın adını anarak evine girdiğinde besmele çek ve kapını kapat. Fe inne şeytane, çünkü şeytan la yeftahu muğlagan. Besmeleyle kapanan bir kapıyı şeytan asla açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek enine koyacağın bir tahta parçası ile de olsa yiyeceğin kabın ağzını ört. Yine besmele çekerek su kabının ağzını da ört. Bir sefer esnasında devesi geri kalan bir sahabiye Allah Resulü'nün övdüğü yine besmele olmuştur. Bineğine Allah'ın adı yani Bismillah ile bin diye o sahabiye öğüt vermiştir. Peygamberimizin eşlerinden Ümmü Seleme'nin oğlu Ömer bin Ebi Seleme'nin anlattığı şu olayla bu kısa sohbetimizi bitirelim. O şöyle diyor. Resulullah'ın himayesinde yetişen küçük bir çocuktum. Yemek yerken elim tabağın her yanına giderdi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu, şöyle dedi. Ya gulam, ey çocuk, semmillâhe, yemek yerken, yemeye başlarken besmele çek. Ve kul bi yeminike, sağ elinle ye. Ve kul mimma yelik, ve önünden ye. Rabbim dillerimizdeki besmeleyi hayra anahtar, şerre kilit eylesin. Her hayırlı ve önemli işlere besmele ile başlamayı bizlere nasip eylesin. Allah'ın emanetinde kalın, hoşça kalın.